Sevgili dostlar, bildiğiniz gibi biz 22 Mart 2012 tarihinde yönetime talip olduk ve ilçe seçimini kazandık. O gün kongrede biz ilçemizdeki partili dava arkadaşlarımıza verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Biz yönetim olarak partimizin tüm etkinliklerinde yer alıyoruz. Partimiz her programda gereği gibi temsil ediyoruz. Her zaman vatandaşın gözü kulağı olmaktayız. Vatandaşın sorununu kendi sorunumuz olarak algılamaktayız. İlçemizi gece gündüz demeden karış karış geziyoruz. Yani arkadaşlar biz çalışıyoruz. Sevgili dostlar, burada ilçelik kadın kollarımıza ayrıca bir teşekkür etmeyi kendime borç biliyorum. Kendilerine gerçekten yürekten teşekkürler. İlçe başkanı olduğum günden bu yana beni hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Desteklerini esirgemediler. Sevgili dostlar, biz yurtta barış, dünyada barış diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün. Biz bir memlekette namussuzlar kadar cesur olmadıkça o memlekette kurtuluş yoktur diyen İsmet İnönü'nün. Ne ezen, ne ezilen, hak çevirdeceğim diyen Bülent Ecevit'in. Benim iktidarımda yatağa hiçbir çocuk aç girmeyecek diyen Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Partisi'ne siyaset yapmaktayız. Siyasi iktidar yaptığı baskı ve zulüm ortadadır. Ama biz bunlardan hiç korkmadan, yılmadan, çalışarak yolumuza devam edeceğiz. Manisa'da milletvekillerimiz, il başkanımız, ilçe başkanlarımız ve tüm örgütümüzle beraber kardeşlik ve dostluk içerisinde çalışmaktayız. Önümüzde bir yerel seçim var. İster büyük şehir olsun, ister bütün şehir olsun. Biz 2014 40 ağaç bizim sloganıyla yola çıktık. Bunun içinde dağ taş demeden, köy mahalle demeden çalışarak bu belediyeyi alacağız. Sevgili dostlar, ben öncelikle bizleri böyle bir günde yalnız bırakmadığınızdan dolayı, bu etkinliğimize katıldığımızdan dolayı sizlere teşekkür eder, saygılar sunarım. Bugün Kırkağaç'tayız. Dün Akhisar'daydık. Yarın Soma'da olacağız. Sonraki gün Alaşehir'de, sonraki gün Gördes'te, Demirci'de. Artık Cumhuriyet Halk Partisi Manisa'nın bütün ilçelerinde, bütün köylerinde, bütün beldelerinde birbiriyle dayanışma içerisinde halkın sorunlarını bilen, onların sıkıntılarını bilen, bugün bütün şehir yasası adı altında getirdikleri, ancak özellikle kırsal kesimde yaşayan yurttaşlarımızı ciddi şekilde hak mahrumiyetine uğratan, yerel yönetimlerde demokrasinin tabana yaygınlaştırılması, hizmete ulaşmayla ilgili konuda en yakın merkezden hizmet alma ve hizmetin kalitesi, aynı zamanda hizmete kısa sürede ulaşma koşullarını ortadan kaldıran böyle bir yasal düzenleme hepimizi, bu bölgede yaşayan, özellikle kırsalda yaşayan insanlarımızı çok ciddi şekilde etkileyecek. Ben çok uzun konuşmayacağım ama bilesiniz ki ne yaparlarsa yapsınlar, nasıl yaparlarsa yapsınlar, yurttaşlarımızın artık cebinde para yok. Önce onların yaşam koşullarını geliştirecek politikaları, tarım politikalarını, hayvancılıkla ilgili politikaları, istihdamla ilgili politikaları mutlaka ve mutlaka bu ülkede yaşayan insanların çıkarına, onların faydasına uygun bir siyaset yapma tarzını ortaya koyma zorunluluğumuz var. İşte bunun adı halkın iktidarından geliyor. Bu halkın iktidarı. Yani AKP'nin yaptığı gibi uluslararası sermaye gruplarına hizmet eden, dağımızı, taşımızı, toprağımızı, madenlerimizi, limanlarımızı, tersanelerimizi, bankalarımızı ve o bankalar aracılığıyla bu ülkede yaşayan tarım üreticilerini, küçük esnafı nefes alamaz hale getiren, o emperyalistlerin ideallerine, emellerine uygun politika yapan bir anlayış değil, kaynaklarını onlara peşkeş çeken bir anlayış değil, kendi kaynaklarını kendi ülkesinin insanların refahı, mutluluğu, huzuru için kullanan bir iktidarı oluşturmak zorundayız. Bu bizim Cumhuriyete karşı borcumuz, Mustafa Kemal Atatürk'e karşı borcumuz, gelecek nesillere olan borcumuzdur. Biz bunun gereğini yerine getireceğiz ve hep birlikte bu ülkede artık herkesin yüzünün güldüğü, geleceğe umutla baktığı, güzel bir ülkeyi, mutlu bir ülkeyi, zengin bir ülkeyi, kardeşçe el ele insanların birlikte yaşadığı,
ayrılıkların gayrılıkların olmadığı, kimsenin etnik kimliğiyle, mezhepsel kimliğiyle tanımlanmadığı, bir bütün büyük bir aile, mutlu bir ülke, güzel bir ülke, zengin bir ülke, tam bağımsız bir ülke hepimizin hayali. Ben inanıyorum ki Kırkağaç'tan başlamak üzere Manisa'nın bütün ilçelerinde bu iddiamızı, idealimizi gerçekleştireceğiz. Çünkü bu iddia bizim parti olarak iddiamızdan çok bu ülkede yaşayan insanların analarının ak sütü gibi bedel ödeyerek kurdukları bu cumhuriyette bundan sonraki süreçte çocuklarının geleceğiyle ilgili kaygı duymadan geleceğe umutla bakacak bir yönetimi herkes özgür bekliyor. İşte bunun adı Cumhuriyet rejimi. Bunu hayata geçirecek olan, özgürlükleri hayata geçirecek olan, zenginlikleri hayata geçirecek olan da Umudun Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Değerli milletvekilimiz, bugün güzel bir topluluk var, güzel bir birliktelik var. Benim şahsen iki tarafta birbirini görse ne kadar iyi olur dediğim iki taraf bir arada. Bir kere Sayın Genel Başkan Yardımcımın Kırkağaç ilçe yönetimini, onun gençlik kollarını, kadın kollarını, Kırkağaç gibi CHP siyasetinin zor olduğu bir yerde büyük bir emekle nasıl çırpındıklarını ve her geçen gün birlik beraberlik halinde Kırkağaç'ta ne güzel işler yaptıklarını görmek isterdim. Bugün o imkan var, çok mutluyum. Diğer yandan hep sizler söylüyorsunuz, dün Akhisar'da da biraz bahsettim. Ya onu bunu bırakın, halkın sorunlarıyla ilgilenin, halka değen siyaset yapın, kendi gündeminizi yaratın diye. İşte onu partimizde çok eski zamanlardan beri yapan, gençlik kollarından başlayıp en nihayetinde İstanbul İl Başkanlığı ve Genel Başkan Yardımcılığı noktasına kadar gelirken bu siyaseti en iyi yapan kişilerden biriyle Gürsel Tekin'le bugün beraber. O başbakan var ya, o kibirli başbakan, kimseyi takmayan, kimseyi dinlemeyen başbakan. Gürsel Tekin orada il başkanı iken her gün günde 3 kere ne demiş diye soruyormuş. Ve televizyonlara çıkıp diyordu ki her akşam, malum il başkanı şöyle demiş deyip cevap veriyordu. Çünkü Gürsel Tekin Bakırköy'de Salı Pazarı'ndan başbakana vuruyordu. Başbakan CNN Türk'ten cevap veriyordu. Gürsel Tekin Eyüp Sultan'ın kenarında tesbih satan, hacı malzemesi satan hacı amcanın çayını içerken enflasyondan bahsediyordu. Başbakan Brüksel'den, Köln'den, Hamburg'dan cevap yetiştirmeye çalışıyordu. İşte o Gürsel Tekin şimdi genel başkan yardımcımız olarak Kırkağaç'ı şereflendirdi. Kendisine hoş geldiniz diyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Onun olduğu yerde bize çok söz düşmez. Ama burada Kırkağaç'ın 28 köy muhtarından önemli bir miktarı burada. Kırkağaç'tan belediye başkanlarımız burada. Diğer belde belediye başkanlarımız burada. Görünen o ki o köy muhtarlarına bir daha köy muhtarı diyemeyeceğiz. Belediye başkanlarımızın belediyeleri de birer köy haline, mahalle haline dönüştürecek. Köy muhtarının ne demek olduğunu ben Razi Özbek Manisa valisiyken, ben de eczacı odasının başkanıyken gözlerimle görmüştüm. Kapıda bir tane muhtar bekliyordu, ben de bekliyordum. Randevusu yarım saat 45 dakika geçmiş. İçeriye girecekken muhtar döndü, dedi ki özel kalem müdüresine, ben gidiyorum, vali beye selam söylersin dedi. Aman yapmayın etmeyin. Daldı içeriye. Razi Bey koşarak dışarı çıktı, muhtarın kolundan tuttu. Ya muhtar dedi, yanlış anlama, bekleyenler var dediler ama ben bir köy muhtarının beklediğini bilseydim seni hiç dışarıda tutar mıydım? Devletin katında Cumhurbaşkanı kaymakamdan sonra devleti temsile yetkili, doğrudan seçilen demokrasi kahramanları muhtarlarımızı birer mahalle muhtarına çeviriyorlar. Buna Cumhuriyet Halk Partisi'nin gönlü razı değil. Belde belediyelerini mahallelere çeviriyorlar. Buna partimizin gönlü razı değil. Biz Manisa'nın büyük şehir olmasını istiyoruz. 10 senedir söylüyorduk. Nüfusumuz 1,5 milyona yaklaştı. AKP bizi niye büyük şehir yapmıyor diye. Ama biz
büyük şehirden yanayız ama bunların bütün şehir dediği, köy tüzel kişiliklerini ortadan kaldıran, belde belediyelerini ortadan kaldıran, imeceyle edinilmiş, alın teriyle, göz nuruyla edinilmiş köyün ortak mallarının bir gecede kamulaştırılmasından ve bu ülkeyi böylesine sahipsiz bırakılmasından büyük rahatsızlığımız var. Sadece bu maddelerle ilgili Anayasa Mahkemesi'ne gittik. Anayasa Mahkemesi ile eğer beldeleri ve muhtarlıkları kurtarırsak geçen seferki gibi ne âlâ. Kurtaramazsak hiç kimse üzülmesin. Yerel seçimlerden bir sene sonra genel seçimler var. O zaman gelip bu zulme biz son vereceğiz inşallah. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sözü çok değerli Genel Başkan Yardımcımız Gürsel Tekin'e bırakıyorum. Saygılar, sevgiler. 12 Eylül nedeniyle kesintiye uğrayan Gürsel Tekin, 1984 yılında Sosyal Demokrasi Partisi'nde siyasete yeniden girdi. 1989 yerel seçimlerinde CHP'den Kadıköy Belediye Meclisi üyesi oldu. 1994 yerel seçimlerinde üyeliğe yeniden seçilen Gürsel Tekin, 1995 yılında CHP ile CHP'nin birleşmesi üzerine görevini CHP'li olarak sürdürdü ve partinin ilçe yönetim kuruluna girdi. 2002-2005 yılları arasında CHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı yaptı. 14 Ağustos 2007'de CHP İstanbul İl Başkanı olarak atandı. 2009'da yerel seçimlerinin kampanya süresince CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte çalıştı. 4 Ağustos 2010 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi toplantısında MYK üyeliğine seçildi. Şu anki görevi genel başkan yardımcılığıdır. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan yardımcısı Sayın Gürsel Tekin'i konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Belediye başkanlarımız, sivil toplum örgütlerimizin başkanları, Özgür kardeşimin söylediği gibi tam millet iradesiyle seçilen muhtarlarımız, Sayın Başbakan çok kullanır, millet iradesi, millet iradesi. Değerli arkadaşlar, şunu bilmeniz lazım. Milletin iradesiyle sadece muhtarlar seçiliyor. Geri kalan hepsi tayinlidir. Hiçbir demokraside tayinli sistem yoktur. Bunu bilmeniz lazım. Sadece muhtar fotoğrafını koyuyor, ben adayım diyor. Ona göre yurttaşlar kararını veriyor. Ben başta Sayın İlçe Başkanımı kutlamak istiyorum. Ankara'da yapamadığımızı bugün burada yaptıkları için umut ediyorum ki bu 40 ağaç fotoğrafı Türkiye'ye, parlamentoya örnek olur. Burada Anadolu Ajansı var mı? TRT var mı? Niye yok? Çekiyoruz, var. TRT misiniz? TRT resmi görevlisi misiniz? Tamam. Anadolu Ajansı nerede? Ben bunu bıraktım. Ha, bıraktınız. Bunu niye söylüyorum değerli arkadaşlar? 66 tane il dolaşan bir arkadaşınızım. Ben dahil olmak üzere. Sayın Genel Başkanımız dün İzmir'de programımız vardı. Programda 10 ayrı yerde konuştu. Sabahleyin haberleri izlerken Sayın İl Başkanımız da vardı. Sayın Erdoğan'ı 8 dakika verdi. Arada da yeşillik olsun diye bir saniye CHP'yi geçti. Otoriter bir dönemle karşı karşıya olduğumuzu bilin diye söylüyorum. Burada olması gereken bir demokrasi şölenine dönüştürmüşsünüz. Ama her yerde bu şansı yakalamayabilirsiniz. Yurttaş bir muhtarın bir siyasetçiyle ne işi olabilir? Telefon ediyor. Sayın muhtarım söyle telefonla. Telefonla söyleyemem. Ya arkadaş neyi söylemiyorsunuz? İhale vermiyoruz, ihale almıyoruz. Bu kadar korkunun yaratıldığı yerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin köy köy, kasaba kasaba dolaştığı yerde ne yazık ki basının, medyanın baskı altında olduğu bir dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'ni zaman zaman göremeyebilirsiniz. Çok sıkça karşılaştığım
niye daha sert muhalefet yapmıyorsunuz? Niye daha fazla konuşmuyorsunuz? Cümleleriyle karşı karşıya kaldığımız için bunları sizle paylaşmak istiyorum. Burada sesleniyorum. Hepinizin huzurunda. Hangi televizyonu isterlerse istesinler. Kanal 7'leri, STV'leri, akıllarına ne gelirse hangi televizyonlarında. Türkiye'nin meselelerini konuşmak için Bodrum Meydan diyoruz. Şu kadar yürekleri varsa, şu kadar yürekleri varsa herhangi bir televizyonda karşımıza çıksınlar. Biz ne düşündüğümüzü sizlere söyleyelim. Onlar ne düşündüklerini sizlere söylesinler. Niye sorgulamazsınız? Ya niye kaçarlar? Mesela Sayın Başbakan, Sayın Genel Başkanımıza meydan okusa, Sayın Kılıçdaroğlu, Bodrum Meydan gel benimle tartış dese, eğer benim genel başkanım burada imtina ederse, ben genel başkanımda şüphelenirim. Derim ki ya benim genel başkanım niye konuşmaz, niye kaçar? Şimdi Sayın Başbakan'la ilgili çok önemli bir son 2 yıl 1,5 yıl içerisinde söyledikleriyle ilgili bir slayt hazırlamıştık. Onu büyük olasılıkla Manisa'da basına, kamuoyuyla paylaşacağım. Başbakan Türk medyasını denetim altına alınca zannettik her yeri denetim altına alır. Bu sefer YouTube'da Sayın Başbakan'ın kendi söyledikleri, bugün söylemiş, ertesi gün başka bir şey söylemiş, pardon demiş, pardon da demiyor. Yani 48 saat geçiyor, beyaz diyor, sonra dönüyor siyah diyor. Böyle bir süreç içerisinde onu da bir YouTube'a almışlar. İktidar buradan rahatsız olmuş. O zannediyor ki milliyeti falan bu ara dövüyor ya herkesi. Ben YouTube'u da döverim. Bir yazı yazmışlar, yasaklayın. Elin adamı seni dinler mi kardeşim böyle bir şey? Demiş ki ya niye yasaklayacağız? Hayırdır, burada iftira mı var? Ne var bir bana söyleyin, ben ona göre yasaklayayım. Sizin konuştuklarınızı YouTube'a almışlar. Yasaklayamam. 2 gün yasak koymuşlar. 2 gün sonra bakmışlar ki olacak gibi değil ve kaldırmışlar. Değerli arkadaşlar, bunları anlatmamın gereği şu. Parlamentoda olağanüstü bir çaba sarf ediyoruz. Parlamentonun dışında çok ciddi sorunları gündeme getiriyoruz. Türkiye'de müthiş bir işsizlik var, yoksulluk var. Tarım bitmiş, burada sivil toplum örgütlerimizin başkanları var. Hayvancılığı anlatmama gerek yok. Son dönemlerde, son 10 yıla baktığınızda bizim bildiğimiz geleneklerimizde döner dediğimiz et döneri olurdu. Tavuk döner modası çıktı şimdi. Tarımın merkezinde bile Afyon gibi, Erzurum gibi ya da benim memleketim Ardahan'a gittiğinizde orada bile tavuk döner yer duruma düştünüz. Bütün bunlar bir yoksulluk ibaresidir. Türkiye'de 41 milyon yurttaş borçlu. Borcum yok diyen insan var mı burada? 41 milyon. Yani 54 milyon seçmen var. Bunun 41 milyonu borçlu. Bankalara borçlu, oraya borçlu, buraya borçlu. Geri kalan bu 13 milyon da rahmetli babam gibi borçtan korkan, o gelenekte gelen insanların borçlanmadığı bir Türkiye'deyiz. Bunları konuşamıyoruz. İşsizliği konuşamıyoruz. Tarımı konuşamıyoruz. Yoksulluğu konuşamıyoruz. Yolsuzluğu konuşamıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde her şeyin suç, yolsuzluğun suç olmadığı bir dönemi yaşıyoruz. Ben Türkiye Cumhuriyeti parlamentosunun çatısı altında sadece İstanbul'la ilgili 100 milyar dolar, altını çizerek söylüyorum, 100 milyar dolar para çaldılar dedim. 1,5 yıldır bekliyorum, kimse de cevap alamadı. Yetmedi, kendi televizyonlarına söyledim. Yetmedi, İstanbul'da açıkladım. Bir de belki 40 ağaçta seslenim. Varsa yürekleri, bakın burada da sesleniyorum. AKP'de bu ses gelmeyecek. Ama bu ülkede namuslu bir savcı varsa, o namuslu savcının belki görevi AKP'ye yetmeyebilir. Yani
işinde olur, ekmeğinde olur. Ama herhalde bana gücü yeter. O namuslu savcı beni çağırması lazım. Gel kardeşim. Bu ne demek 100 milyar dolar? Gel sen hesabını ver. Ben hesabı vermeye razıyım. Buradan belki 40 ağaçtan duyarlar diye burada savcılara sesleniyorum. Değerli arkadaşlar,